Parayı bol bulunca ne yaparsınız? Lüks bir çadırda mı yaşarsınız? Dünyayı mı gezersiniz? Yoksa bir adamı satın alırdınız? Peki Güney İspanya madenlerinin, uçsuz bucaksız İtalya kırsalının ve başkent Roma'nın sahibi olsanız ve Roma'nın en ünlü insanı Julius Caesar'a harçlık verecek kadar zengin olsanız ne yapardınız? Tabii ki Roma İmparatorluğu'nun başını yüzyıllarca belaya sokacak maceralar atılırdınız. Ne biliyoruz, hoş geldiniz. 2021'in bu ilk tarih konulu videosunda zaman zaman dünyanın en zengin insanı olarak da anılan, Roma'nın en zengin vatandaşı, Caesar'ın en büyük maddi destekçisi Marcus Lucius Crassus'tan, ne kadar zengin olduğundan, nasıl bu kadar zenginleştiğinden ve zenginlik hırsının onu sürüklediği belalardan bahsedeceğiz. Marcus Crassus'un ailesi geçmişte pleb, yani vatandaş olup soylu olmayan, ancak ünlü ve eski Licinia ailesinden geliyor. Roma'ya general ve konsül, yani başkan olarak hizmet eden aile büyükleri sayesinde Crassus, hayata atıldığında geleceği için ihtiyaç duyduğu maddi ve sosyal imkanların çoğuna sahipti. Kısacası yarışa 1-0 önden başlayanlardandı. Babası Güney İspanya valisi olarak görevliyken bölgenin verimli toprakları ve cömert gümüş madenleri sayesinde zenginliğine zenginlik katmıştı. Ancak babası bu zenginliğin keyfini uzun süre yaşayamadı. M.Ö. 82'de Roma generali ve konsülü Lucius Cornelius Sulla ile Gaius Marius arasında başlayan iç savaş sırasında baba Crassus Marius ile ortak oldu. Ancak iç savaşı oğlu Marcus'un desteklediği Sulla kazandı. Marius arası seçen baba ve kardeşleri cezalandırılarak idam edildi. Bu çarpışmada doğru ata oynayan Marcus, ailesinin mal varlığına ve Roma'nın yeni hakiminin tam desteğine sahip oldu. Marcus'un yarışı önden başlaması ona ait bir başarı değildi. Ancak doğru tercihler yapması onun becerisiydi. Bunun yanında Crassus, Sulla'nın düşmanı Marius'u destekleyenlere karşı başlattığı acımasız cezalandırmalardan kurtuldu ve hatta bu durumdan kârlı çıktı. Sulla, rakibine destek olanları birer birer idam ettirdi ve mallarına el koydu. Marcus da, idam edilen babasından geriye kalan ve günümüz değeriyle yaklaşık 1 milyar dolarlık miras parası ile öldürülen soyluların devletçe satılan arazilerini Sulla ile olan bağlantısı sayesinde çok ucuza satın aldı. Yine babasından miras kalan gümüş madenlerinden de gelen paraları da ekleyince Crassus'un zenginliği hızlı bir şekilde artmaya başladı. İlerleyen yıllarda kazandığı paralar ile İtalya'da daha da fazla araziyi yine sahip olduğu siyasi bağlantılar sayesinde ucuza kapatarak büyük bir varlığa sahip oldu. Crassus emlak gelirleri kadar köle ticareti üzerinden de büyük bir gelir elde ediyordu. Roma'nın komşusu olan ülkeleri Roma'ya katan general dostlarından aldığı ucuz köleleri satarak muazzam bir köle ticareti yarattı. Bu nedenledir ki meşhur gladyatör Trakyalı Spartaküs'ün liderlik ettiği 3. köle savaşlarında Roma ordularını bizzat kendisi komuta etti. Köle savaşlarında önceden kendi malı olan köleler isyan edip baş kaldırınca onları yenmek için o kadar hırslandı ki isyan edenlerle ilk girdiği çarpışmada yaşadığı yenilgiden sonra askerlerini cezalandırmak için Roma lejyonlarında nadiren kullanılan ve çok korkulan desimasyon cezasını verdi. Desimasyon cezasında orduda her 10 askerden rastgele bir tanesi seçilir ve diğer 9 arkadaşı tarafından taşlanarak veya dövülerek öldürülürdü. Askerlerin çadırlarda yatması yasaklanır ve lejyonerleri aşağılamak için yiyecek olarak ekmeklik buğday yerine hayvanlara verilen arpa yedirilirdi. Dönemin tarihçileri tarafından izlemesi korkunç ve dehşete düşürücü olarak kaydedilen olay sonrasında Romalı askerler Crassus'un elinde ölmektense savaş meydanında ölürüm daha iyi diyerek ilerleyen çatışmalarda ilk savaştakine göre çok daha etkili bir şekilde dövüştüler. Marcus Crassus savaşın sonunda kendi köleleri başta olmak üzere Roma genelindeki bütün kölelere ders vermek için isyanda ele geçirilen esirlerden 6000 tanesini İtalya'daki meşhur Appia yolu boyunca her 100 metrede bir çarmıha gererek cezalandırdı. Marcus'un sonu olmayan hırsı ile birleşen emlak ve köle ticareti sayesinde Crassus artan bir ivmeyle zenginleşmeye devam etti. Ancak Crassus'un zenginliğinin artmasının zirve yaptığı zamanlar siyasi ortağı Sulla'nın Roma Senatosu'na yüzlerce yeni senatör atadığı dönemde gerçekleşti. Senatoya atandıktan sonra şanlarına uygun olarak hareket etmesi gereken senatörler, ihtiyaç duydukları geniş araziler ve köleler için neredeyse tek adres olan Crassus'un kapısını çaldıklarında Crassus
zamanında bedavadan biraz daha pahalıya aldığı asa ve köleleri fahiş fiyatlara yeni meclis üyelerine sattı. Bunun yanında Krasus'un zenginliğini arttırmak için kullandığı bir başka yöntem daha vardı. Başkent Roma, dönemin diğer pek çok büyük şehri gibi çoğunlukla ahşap binalardan oluşuyordu. Bu nedenle de yangınlar hayatın içinde sıklıkla yaşanan bir olaydı. Ancak ilginç bir şekilde Roma şehrinde çıkan yangınları söndürmek için kurulan bir itfaiye teşkilatı yoktu. Krasus bu eksikliği fırsata çevirerek birkaç yüz kişiden oluşturduğu özel bir itfaiye teşkilatı kurdu. Şehirde ne zaman bir yangın çıksa hızla olay yerine giderdi ve yanan binanın karşısında ev sahibiyle yangını ne kadar ücrete söndüreceğine dair pazarlık yapardı. Ev sahibi Krasus'un talep ettiği parayı verirse adamlarına yangını söndürmelerini emrederdi. İstediği para verilmezse evin yanmasına izin verirdi. Yangın söndükten sonraki günse evi ve malları yanan ev sahibini ziyaret edip arsasını çok uza satın almak için pazarlık yapardı. Bu şekilde çok kısa bir sürede İspanya ve İtalya'daki sınırsız arazilerinin yanı sıra başkent Roma'da da en önemli emlak sahibi haline geldi. Şehirdeki emlak stoğunun hatırı sayılır bir kesimine sahip olduğu için de ev ve iş yerlerinin kiralarını dilediği gibi kontrol edebiliyor. Gerçek manada para bastığı gümüş madenleri, İspanya ve İtalya genelindeki uçsuz bucaksız arazileri, başkentte kurduğu emlak tekeli ve sayısız kölesiyle Marcus Crassus, zamanla Roma'nın en zengin insanı haline geldi. Bazı kaynaklara göre sadece kasasında sakladığı serveti 200 milyon sesterseye ulaşıyordu. Bu rakamı günümüz paralarıyla oranlamaya çalıştığımızda karşımıza farklı değerler çıkıyor. Sahip olduğu gümüş ve altın günümüz değeriyle hesaplandığında serveti yaklaşık olarak 20 milyar dolar civarında oluyor. Bu büyük bir meblağ olmakla birlikte dünyamızda çok daha zengin insanlar olduğu için kulağa küçük gelebilir. Ancak 3 kıtaya yayılmış büyük Roma'nın yıllık bütçesinin 170 milyon sestersi olduğu düşünülünce zenginliğinin günümüz zenginleri ile karşılaştırılamayacak seviyede olduğu görülebilir. Crassus, sahip olduğu bu zenginliği kullanarak başta Gaius Julius Caesar olmak üzere pek çok siyasiyi destekledi. Senatörler de bu iyiliğin karşılığı olarak Senato'dan Marcus'un servetini daha da arttıracak kanunlar çıkardılar. Roma'nın emlak ve nakit zengini olsa da bunlar Marcus için asla yeterli gelmedi. Anadolu'daki Pontus Krallığı'nı yenip şan ve ün kazanan Pompey Magnus veya Galya Fatih unvanı elde eden Julius Caesar gibi Crassus da sefer düzenleyip Roma'ya Fatih ve daha da zengin olarak dönmek istiyordu. Geçmişten Roma iç savaşında ve köle isyanını bastırdığı dönemde savaş deneyimi kazanmış olan Marcus, bu tecrübesiyle doğuya, günümüz Güneydoğu Anadolu ve Suriye'sine giderek her açıdan kıymetli olan bölgeleri imparatorluğa, zenginliklerini ise kendine bağlamak için sefer düzenledi. Siyasi bağlantıları sayesinde kendisinin kolayca Suriye valiliğine atanmasını sağladıktan sonra hazırladığı lejyonlar ile Doğu seferine çıktı. Bu harekatta M.Ö. 53'te günümüz Harran yakınlarındaki Kareada Partlar ile yaptığı savaşta feci bir şekilde yenildi. Tarihçiler arasında Roma'nın en büyük ve utanç verici yenilgilerinden biri olarak anılan bu savaş sonrasında Romalılar 700 yıl boyunca doğu bölgelerindeki Partlar ve Sasaniler ile savaşmak zorunda kaldı. Bu yenilginin anlatıldığı hikayelerde Marcus Crassus'un ağzına erimiş altın dökülerek idam edildiği anlatılır. Hikaye Marcus'un zenginlik hırsının nasıl sonunu getirdiğini açıklayan şiirsel bir betimleme olsa da bu idam şeklinin gerçekliği modern tarihçiler tarafından çok da kabul görmemektedir. Crassus belki dünyanın en zengin insanı değildi. Ondan daha fazla servete sahip krallar ve imparatorlar mutlaka oldu. Ancak o sahip olduğu servetini ve mal varlığını yaratmak için yaptıkları hırsları ve daha zengin olma arzusunun peşinden kaybettiği hayatı ile dünyanın en ünlü zengini olarak akıllarımızda her zaman yer edecek. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.